Merhaba arkadaşlar. Kanarya Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kanaryalar için mama yapımı. Tabii bu muhabbet kuşları için de geçerli olacaktır. Şekilde gördüğünüz gibi mamayı robotun içerisine doldurdum. Daha sonra o mevsimin meyvelerinden, sebzelerinden ne yapıyorum? Ben bugün brokoliyi koyuyorum. Brokoliyi ne yapıyorum? Robotun içerisine dolduruyorum. Bu şekilde robotun içerisinde mamayla brokoliyi karıştıracağız. Aynı zamanda brokoli ne olmuş olacak? İncelmiş olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Kullandığım mama ne maması, markası ne, adı ne gibi gelebilir. Piyasada satılan mamaların içerisindeki protein oranları %14 ile %22 arasında değişmektedir. Ben büyük crest kanaryaları beslediğim için ve agiler beslediğim için benim için protein oranının olması lazım, daha fazla olması lazım diye düşünüyorum. Bunun için ben mamayı yumurtayla destekleyeceğim. Yani çok yumurta kullanarak destekleyeceğim. Burada da şöyle bir soru akla gelebiliyor. Bazı üreticiler ısrarla yumurtayı kullanmıyor. Yok sıcak diyor, yok yumurta bozulur diyor. Benim imkanım var. Mamayı çok sık değiştirebileceğim için ne yapıyorum? Yumurtayı çok veriyorum, bol veriyorum. Şekilde gördüğünüz gibi yumurtayı ne yaptım? Karışmış mamayla brokolinin içerisinde yumurtayı ne yapıyorum? Rendeliyorum. Ben aynı zamanda rask falan vermiyorum. Şunu da söyleyeyim. 3 senedir 600'ün üzerinde yavru aldım. Bu senede dahil olmak üzere. Şu anda 16 Haziran olmasına rağmen 600 yavruyu geçmiş bulunmaktayım. Ve aldığım yavrular da öyle ufak kuşlar değil, iri kuşlar. Yani kanaryanın en üst kademe kuşları. Crest olsun, agi olsun. Buna göre hesabı, yorumu, takdiri size bırakıyorum. Yani iyi olmuş veya olmamış. Şimdi mamamıza dönecek olursak, rendeledik, karıştırıyoruz. Tekrar mama ne olacak? İyice nemlenecek. Tam kuşlar için hazır bir vitamin, hazır bir enerji kaynağı haline gelecek. Tabii biz bunun içerisine istersek eğer çeşitli tohumlarda katabiliriz. Zamanın tohumlarını ne yapabiliriz? Katabiliriz. Ben aynı zamanda şekilde gördüğünüz gibi brokolinin ortadan sapını kesiyorum, götürüyorum, salmaların içerisine kalabalık kuşların arasına atıyorum. Orta kısmını kuşlar çok rahat bir şekilde ne yapıyor? Yiyor. Aynı zamanda birbirleriyle de ne yapmıyor? Uğraşmıyorlar. Şimdi şekilde dağıtırken size özellikle gösteriyorum. Bu elimdeki küçük mamala bir takım grest için mama koyuyorum. Yani anne baba için veya tek bir tane kuş için bu kadar koyuyorum ve önüne koyuyorum. Bu günlük için bu kuşa çok rahat bir şekilde ne yapacaktır? Yetecektir arkadaşlar. Çok fazla doldurmanın herhangi bir esprisi, mantığı olmayacaktır. Çok mama koyarsanız kuş içerisindeki kendi sevdiklerini seçecek ve sevmedikleri kalacaktır. Belki de sevmedikleri yararlı olanlardır. Eğer ki mamayı az koyarsanız kuş ne yapacaktır? Tamamen hepsini yiyecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz çok teşekkür ederim. Şekilde yine sizlere ne yapıyorum? Bir takım mamalıklar, kullandığım mamalıklar, yemlikleri gösteriyorum. Hoşça kalın, iyi günler dilerim. Saygılar.